İngilizlerin devleti diyor ki, Türkiye'nin hali Osmanlı'nın son dönemi gibi. Şimdi ben bunlara bir cevap verdim ama RTÜK açısından sorun var. Evet. Hadi oradan diyorum yani sadece. AKP hükümetinin PKK ile masaya oturması büyük fırsat. Uluslararası hukuk açısından da uygun ortam ortaya çıktı. Bak, uluslararası hukuk açısından da uygun ortam ortaya çıktı. Özellikle Dolmabahçe'de yapılan ortak açıklama önemli bir koz verdi. AKP iktidardan gitse bile fark etmez. O toplantıyı AKP yaptı denemez. Muhatap Türkiye Cumhuriyeti diyor. Yok kardeşim, söz verildiyse bile o sözü biz bozuyoruz. Evet. Yapmayacağız, vazgeçtik. Sizi kandırdık, enayi oldunuz. Kerizliğinize doymayın, enayinize doymayın. PKK için diyorum. 100.000 kere enayinize doymayın. Sizi oyuna getirdik, tuzağa düşürdük, alçak herifler. Ve yapmayacağız dediğimizde. Bu kadar yani. Var mı diyeceğiniz yani? Ahmağa bak ya, söz verdiniz diyor. Allah Allah, söz verdiyse yapmıyoruz, vazgeçtik. Mecbur muyuz ya? Ya Türkiye'nin bölünmesi demek ne demek ya? Bütün bir coğrafyanın yok olması demek. Bütün Türklük aleminin, İslam aleminin yok olması ve esir olması demektir.